Merhaba Pendik'le TV izleyicileri, ben Samet Övüç. Bugün yanımızda Süper Lig'in deneyimli teknik direktörlerinden Pendikli bir isim olan İrfan Buz var. Hocam öncelikle teşekkür ediyoruz. Talebimizi kırmadınız. Evet, böyle bir söyleşi. Rica ederim. Memnun oldum sıcak yani. Pendikli için. Olarak zaten görevimiz öyle diyelim. Öyle kısmet olmadı daha evvel ama güzel yani. Çok bir söyleşi olmuş. Pendik sahildeyiz. Hem biraz yürüyelim sizi tanıyalım. Tamam. Kısaca kendinizden bahsetmek ister misiniz? Tabii. Kendimi bir tanıtayım. Şöyle söyleyeyim. 1967 doğumluyum. Pendik doğumluyum. Balkan göçmenlerinden, Sancak bölgesinden, Yeni Pazar, Novi Pazar'dan geldik biz. 1956 yılında babamlar buraya göç ettiler, Pendik'e. Yani çok eski Pendikliyiz, öyle söyleyebiliriz. Burada babam 1970 yılında, 70-72 yıllarında Almanya'ya gitti. Bizi de beraber götürdü yani. 4 tane kardeşiz biz. Ben 1974 yılında Almanya'ya gittik yani ailece böyle. Orada işte eğitimimizi ve vesaire yani orada uzun zaman kaldım öyle söyleyebilirim. Prolisanslı teknik direktörüm, aynı zamanda inşaat tekniker mezunuyum. Eğitimi orada mı aldınız? Eğitimi Almanya'da aldım aynen. Orada da futbolumu geliştirdim, oynadım. Altyapılarda oynadıktan sonra 1989 yılında Sarıyer'e transfer oldum. Sarıyer'i biliyorsunuz, o dönemlerde rahmetli Ahmet Suat Özyazıcı çalıştırmıştı. Çok önemli bir takıma sahiplerdi. Oraya transfer olduk genç yaşlarımızda. İşte oradan Sarıyer, Vanspor, Sakaryaspor gibi takımlarından oynadıktan sonra ben burada futbolculuk dönemimde belirli bir yaşa geldik. İşte 29 yaşlarındayken o dönemlerde de aslında Sakarya'da top oynarken güzel bir dönemdi. Fakat önümü görme açısından İkinci bir ayağımız vardı Almanya'da. Hani orayı kaybetmeme açısından da dedim ki bu saatten sonra ben en üst takımları yakalamak istiyorum. Daha da gelişmek lazım. Tabii daha da gelişmek lazım. Burada o olmayınca benim isteklerim, biz de karar verdik. Ben de karar verdim Almanya'ya dönmeye. Almanya'ya döndükten sonra orada hem çalışmaya, eğitime devam ettim. Futbol oynadım. Futbol oynadıktan sonra antrenör futbolcu olarak bir teklif geldi bana Türk takımında. Ben dedim ki ya antrenörlük benim için doğru mu değil mi diye, onu da bilmiyordum o dönemlerde tabii futbolculuk dönemimizde. Ama başladık işte, ondan sonra tabii bu işi doğru bir şekilde yapmak gerekiyor. Ne yaptık, biz de gittik kurslarımızı yapalım, eğitimimizi alalım, bu konuda da kendimizi geliştirelim diye. Biz de Köln Spor Okulu'na gittik, işte C lisansımı, B lisansımı. Orada aldım. Orada alırken de birincilikle bitirdim. Öyle söyleyebilirim. Yani çok bunu iyi. Da gururla söylüyorum. Çünkü biliyorsun Almanya'da daha disiplinli, yabancı, daha zor bu bir işler. Bir de şöyle, yabancı olmak da çok fark etmiyor. Orada önemli olan yabancıların arasında Türk olarak bazı dezavantajların olabiliyor. Evet. Ama kendini gösterdiğin zaman, kendini şöyle söyleyeyim, entegre ettiğin zaman, kendini geliştirdiğin zaman seviyorlar tabii ki. O yüzden biz de bunu yaptık. Güzel bir teklif geldi. Ben de şaşırmıştım, onu söyleyebilirim. Alman milli takım altyapılarından teklif aldım. Çok iyi, çok iyi. Şu an siz anlattıkça ben böyle bir hani derler ya, gönlüm okşanıyor. Kendikli olarak gururda tabii, duyuyor insan yani. Tabii insanlar beni sonradan tanıdı yani. 2013'te oraya gelmedik daha. Şunu anlatayım. Alman milli takım altyapılarında 8 yıl görev aldım. 8 yıl. Bu da benim için teknik adam açısından inanılmaz önemliydi. Çünkü hep up to date yani. Hep U13'ten U21'e kadar bu devam etti böyle. Kendimi geliştirme açısından inanılmaz avantajlıydı yani. Futbolun ekolünde tabii ki olabilmek çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Sonra aynı zamanda Türk milli takımından şöyle bir teklif aldım Avrupa'da, Erdal Keser'den. İşte bizim için scoutluk da yapar mısın milli takım için? Onu da yaptık yani, onu söyleyebiliriz. Paralel şeklinde. Bu kadar kısa zamanı nasıl sığdı hocam bunlar? Ve aynı zamanda çalışıyordum yani. Hani yaşınız da genç, o yüzden soruyorum. Şöyle söyleyeyim sevgili Samet. Hem çalışıyordum hem bir sürü koş. Çünkü çok seviyordum besleyimi yani futbolu. Böyle paralel bir şekilde götürürken profesyonel anlamı yarı profesyonel. Yani ben kamplara giderken, milli takım kamplarına giderken, Alman milli takım kamplarına giderken kendi iznimden feragat ederek gidiyordum oraya. O zaman işte Mesut Özil'ler falan
O dönemlerde tabii oyuncuları kazandırma açısından çok önemliydi. Çok uğraşıldı. Evet. Bir sürü oyuncu var bunların arasından. Bu ilk dönemlerdeydi. Erdal Kezer de burada öncülük Avrupa bürosu vardı orada. Onunla birlikte o çalışmaları yapıyorduk. Onun akabinde bir de amatör takımı çalıştırdık. İşte orada şampiyon olduk vesaire vesaire. Gelişirken Türkiye'den teklif aldım. Türkiye serüveni nasıl başladı? Türkiye'den bir kere teklif aldım. Samsun Spor'dan ilk teklifimi aldım. Orada yardımcı hoca olarak almıştım teklifi. Petković diye bir hoca vardı. Vladimir Petković. Kendisi Samsun Spor'da çalışıyordu. Orada iyi bir asistana ihtiyacı var diye. Yani yardımcı hocaya ihtiyacı var. Aynı zamanda tabii onun dilini konuşabilecek. Ben 5 dil konuşuyorum. Balkan dilleri işte. Hangi diller hocam? Almancayı çok iyi derecede biliyorum. İngilizceyi biliyorum. Türkçeyi de konuşuyoruz, onu söyleyeyim. Biraz diğer de tabii Sırpça olsun, Hırvatça olsun, diğer Balkan dillerinde iyi bir şekilde konuşuyoruz yani. Kendimizi bu konuda da geliştirdik. Fakat o dönemde ben kabul etmedim. Çünkü kurulu bir düzenim vardı Almanya'da. Takdir edersin ki böyle bir adım atmak, her şeyini bırakmak kolay riskli olmuyor. Riskli de hocam. Riskli de oluyor. Riskli de. O yüzden öyle hoca çok istiyordu ama ben o dönemin sportif direktörüyle görüştükten sonra, ismini de söyleyeyim yani açık bir net, Adnan Sezgin'le görüştükten sonra gitmeme kararı aldım yani. İlk teklifim öyleydi. İlk öyle geldi Türkiye'den. Sonra işte gelişiyordu. Sonra günün birinde işte Christoph Daum'un menajeri aradı beni. İşte Bursa teklifi var. Böyle birisine ihtiyacımız var. Bizimle gelir misin? Tabii beni heyecanlandırdı. Çünkü Bursa benim için çok farklı bir yer. Bursa'da, Bursa'ya bağım çok farklı. Artı bir de Christoph Daum'dan çok kaliteli bir teknik adam olduğundan tabii ki Alman ekolü de var. Tabii görüşmek isterim dedim. Tabii önce bir görüştük yani. Biliyorsun Almanya'da böyle mülakat şeklinde geçiyor bazı şeyler. Görüştükten sonra hocamız şöyle bir şey söyledi. Hayatta unutmam. Ben sizi niye tanımıyordum daha evvel? İşte hocam dedim, kısmet olmadı. Derken işte Bursa'ya gelir misin, birlikte böyle gidelim şey yapalım diye bana teklif geldi. 2 senelik mukavele imzaladım, gidelim. Ben de heyecanlandım. Tabii hep bir ayağımız da Türkiye'de olduğu için, ailem de burada. Kabul ettik. Aslında Türkiye'de isminizin duyulması da o dönemlere denk geliyor, doğru mu? Tabii tabii. Şimdi o parlayan şimdi dönem geleceğiz. O dönem. Şimdi geleceğiz oraya. Devamını oturarak konuşalım mı hocam? Olur. Bursa Spor. Şimdi Bursa Spor 2013. Hocam soluklanmış da olalım. Tamam. Pendik'teyiz, sahildeyiz dediğim evet. gibi. Burası da Pendik Spor futbolcuların yetiştiği bir yer aslında. Sahil spor tesisleri. Evet, evet. Bursa Spor'da kalmıştı. 2013 yılında Samet, öyle serüvenimize başladık Türkiye'de. Christoph Daum'la, Sayın Christoph Daum'la birlikte. Tabii ki benim için de büyük bir deneyim. Gerçekten büyük bir hocayla birlikte böyle bu tecrübeye sahip olmak da önemli diye düşünüyorum. O dönemler bizim tabii planlarımız çok farklıydı ama futbolun içerisinde hedefler tabii büyüktü ve çok iyi bir takıma sahiptik. Yani biliyorsun o dönemde Batajan'ın, Sivel'inin ve Bursa'nın da şampiyon bir şehrin inanılmaz derecede bir taraftar kitlesi var. Onlar gerçekten çok farklı yani. Takıma baktığın zaman dediğim gibi işte aklıma gene işte Volkan Şenler, ondan sonra zaten anlatmak istediğim bazı şeyler, hı hı, geçiş döneminde Ozan Tufanlarından başla. Artık sizinle yani Beluşi'sinden şeyine kadar yani tanıdı Türkiye bu futbolcuları. Aslında çok da ünlü futbolcular değil mi? Şimdi ya kaliteli oyuncular, şöyle o gençlere geleceğim ben biraz sonra. Şöyle diyeyim. Biz orada başladıktan sonra belirli bir dönem sonra, 8 ay sonra istediğimiz o hedeflere ulaşamıyorduk. Hocayla ayrılma kararı aldılar. Hocayla ayrıldıktan sonra işte biz de tabii üzüldük yani. Devam etmek istiyorduk aslında. Hedeflerimize doğru gidiyorduk. Avrupa'ya gitmek istedik. Hedef oydu. Fakat olmadı hocanın istediği gibi. Ama benim için dediğim gibi yani Christoph Daum'la çalışmak müthişti. Onu söyleyebilirim. Çok büyük deneyimler kazandığımı düşünüyorum. Çünkü bana çok güveniyordu. Onunla devamlı birlikteydim. Ve bu da tabii benim için önemliydi. Yani futbolcularla birlikte olduğumuzda bazı işte büyük teknik adamların farklı düşünceleri ve yaptığı eylemler de önemliydi benim için burada. Onlar benim için büyük bir artıydı. Onu söyleyebilirim. Sonra ne oldu? İşte hocayla ayrıldılar. O ara yönetim
hoca arayışındaydı. Evet. Hoca arayışına girerken Abdullah Avcı ile görüştüler. Fakat olmadı. İşte bir iki tane hoca ile daha görüşünce olmadı. Fakat bizim bir yarı final maçımız vardı. Galatasaray müsabakası. Şimdi orada yönetim beni çağırdı. Yönetim dedi, ya dedi, hocam dedi, sen hazırlar mısın dedi takımımızı dedi. Hoca ile dedi biz ayrılıyoruz, görüştük, şey yaptık. O zaman sağ olsun Erkan Körüsten başkanımız ve yönetim bana güvendi. İşte takımı dedi hazırlar mısın? O dönemde şöyle bir şey söyleyebilirim. Tabii Mancini döneminde işte Didier Drogba'ların, Burak'ların şey dönemi müthiş bir kadroya sahipti. Ligde 6-0 mağlup olmuş. Zaten dip yapmış bir takımımız vardı o anda. Bizim de yani kaliteli oyuncularımız var. Ama öbür taraftan tabii çok dip yapmış bir takımla birlikte 6-0 mağlubiyetten sonra böyle bir Galatasaray'a karşı tabii Ali Sami Yen'de şeye gitmek o dönemde kolay değildi tabii. Biz de tabii ki dedim başkana şöyle bir şey söyledim. Başkanım zaten gönderiyorsunuz bizi yani tabii ki kabul ederim. Her yani. Türlü sonucu ben, her türlü biz gideriz zaten seviyoruz dedim Bursa'yı. Neyse Samet olayı kısaltayım. Gittik biz ve İrfan Buz'un giriş noktası öyleydi. Biz o müsabakada müthiş bir futbol oynadık. 2-0 geri düştük. Ona rağmen yine baskılı, işte ben çok baskılı, böyle o heyecanlı futbolu çok sevdiğim için 3. bölgede oynamayı severim. Siz daha çok hücum futbolunu, hücum futbolunu tabii. Baskı, yani. Baskılı, duygulu, aslında baskılı. Aslında pendikler olarak da bizim özlem duyduğumuz oyun anlayışı bu da. Onda ya, yeri gelmişken o konuda, o konuda işte heyecanlı olduğumuz ve aynı zamanda tabii taktiksel açısından da bunları da oyuncularınıza da birebir anlatabilmek de önemli. Neyse 2-0'dan yine baskılı oynadık ve orada döndük yani. Ne yaptık? 2-1, 2-2 neredeyse maçı kazanıyorduk. Tabii burada herkes mutlu oldu. O dönemde Baliç'le anlaşacaklardı. Fakat bu müsabakadan sonra yönetim bir karar aldı. İrfan Buz'la devam etmeye. Futbolcular da aynı şekilde. Onlar da çok istiyordu. Tabii benim için müthiş bir olaydı. Yani çok duygulu bir andı. Büyük de bir fırsattı. O fırsatı da iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Çünkü o dönem en son Bursa Spor UEFA'ya gitti yani. Evet. Benimle birlikte. Evet. Genç oyuncularımız vardı. Ozan Tufan'ı başta sayabilirim. Türkiye'nin tanımadığı. Gerçekten onlara fırsat verdim. Zaten söyleyiş içerisinde gittiğim kulüplerde kimler ön plana çıktığını da anlatabilirim. Ben gençlere de çok önem veren bir teknik adam olduğum için. En önemlisi de bu değil mi zaten hocam? Gençler var ama onları bulup parlatmak işte, zaten mesele. Tabii bir o, ikincisi de Türkiye'de cesaret ister. Çünkü aynı zamanda siz sonuç getirmek durumundasınız yani. Şimdi üretkenlik teknik adam açısından yani normalde Avrupa'da size apolet takarlar. Ben size 10 tane 15 tane isim sayacağım şimdi, sayabilirim bu konuda. Ön ayak olduğumuz. Biz şimdi Süper Lig'de oynatıp onlar da kariyer yapan oyuncular yani. Tabii. Şimdi başta işte Ozan Tufan'ından, İrfan Can Kahveci'sinden başla. Yani Gençler Birliği'ne gittiğine 5 tane oyuncuyu sayalım. İşte Uğur Çiftçisi'nden, Ahmet Oğuz'undan, işte Bursa'ya yine döndüğümüzde. Şimdi her bir oyuncu aslında şu an Süper Lig'de oynayan takımların ya benim de kadromda olsun diyebileceği oyuncu. Tabii bir de üst düzey oyuncular. O dönemde ben onlara inandım yani. Öyle bir anekdotumuz var. Mesela Ozan Tufan'la şöyle bir şey. Düşünün, o zaman Ozan 18 yaşında, 19 yaşında. Hoca ayrıldıktan sonra ben o zaman Ozan'a dedim ki Ozan'ım kaç tane maçımız var? 10 tane hocam dedi. Böyle heyecanlıydı. Dedim hepsini de oynatacağım seni dedim. Tamam mı? Çok güveniyorum sana. Ve gerçekten bu güveni de şey yaptı, mahcup etmedi. Sezon sonunda zaten Fatih Terim milli takıma çağırdı onu. Amerika'ya gittiler. Bursa Spor'da Avrupa'ya gittikten sonra 8. bitirdikten sonra yeni yönetim geldi. Yönetim değişti. Değiştikten sonra da Şenol Hoca ile anlaştılar. Onun ekibinde devam etmeme, hatta sportif direktör teklifi geldi illa Bursa'da kal diye. Fakat biz de tabii dedik yok, biz teknik anlamında devam etmek devam istiyoruz. Sonra tabii Türkiye'ye yeni geldiğimiz için bizim bu konuda kendimizi daha iyi tanıtabilmek, o fırsatları yakalayabilmek açısından önemliydi tabii. İkinci bir adımımız. Bu da Allah razı olsun yani Allah rahmet eylesin, şöyle söyleyeyim. Müthiş başkanlardan bir tanesi İlhan Cavcav. Gençler Birliği'nden teklif aldım. Gençler Birliği'nden teklif aldım. Gençler Birliği'ne gittim. Gençler Birliği
dönemim de çok güzeldi. Deneyim. Gençler Birliği de gençlere önem veren bir kulüp olarak dikkat çekiyor. Tabii. Orada da mesela Beştepe'de yani o kültürü çok seviyordum yani. A takımla genç takım. Benim en büyük idealim böyle bir kulüpte mesela o gençlerin o A takımdaki oyuncuları görüp de biliyorsun yani onların rol modeller olduğunda o çocukların buraya bu hedefe ulaşması açısından yan yana antrenman yapmaları o kadar önemli ki. Gelişimi daha kolay oluyor. Çok motivasyon güzel oluyor, motivasyonu oluyor. Çok farklı oluyor. Öyle bir kulüpte çalıştık. Çok güzel bir dönem geçirmiştik. Bursa Spor, Gençler Birliği. Gençler Birliği. Yani süperlik gidiyor. Şöyle diyeyim. Biz de tabii Süper Lig'de tabii devam edince orada güzel bir en uzun dönem geçti. Şöyle çünkü İlhan Başkan hastalanmıştı. Bir gelgitleri yaşıyordu. Çok önemli bir kişiydi biliyorsun yani. Tabii, çok önemli. Moşeller, Kuşeller işte bize anlatıyordu. Bu kulübü nasıl getirdi, nerelere getirdi diye. Yine bizim için çok önemli bir deneyim. Orada da işte bu Hacettepe'den onların pilot takımından çıkan oyuncular vardı. Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, efendime söyleyeyim Halil İbrahim Pehlivan, İrfan Can Kahveci diye bir oyuncu vardı tabii burada. İrfan Can Kahveci dönemin neydi o dönemler? Biz de ona çok güvendik. Bugün zaten belli. Evet. Nereye geldiği belli. Burada da dediğimiz gibi yani 5 tane oyuncuya Berat Tosun diye bir oyuncu vardı fakat o kariyerini üstüne koyamadı ama İrfan Can o dönemlerde de kendi kumaşını göstermişti. O kulüpte de 5 tane oyuncumuzu böyle altyapıdan çıkarıp A takıma. Hatta şöyle bir şey, bir rekor vardır. Bakabilirsiniz yani Gençler Birliği'nde altyapıdan çıkmış 11 tane oyuncu oynattığım oyuncu oldu. Şöyle Konyaspor'a karşı oynamıştık. O zaman Aykut Kocaman vardı. Aykut Hoca ile şöyle bir anekdotumuz oldu. Kupada oynadık. 3 gün sonra da tesadüfen işte şey ligde de oynamak durumundaydık. Orada da kupada 2-0 kazandık. Ondan sonra hocam işte görüşürüz dedi pazar günü. Asıl maçımız pardon cumartesi günü. Cumartesi günü görüşürüz dedi. 5-0 kazandık. Müthiş bir aleykümselam dedi. Müthiş bir olay oldu orada. O da çok güzel bir serüvende. Fakat istediğimiz o teklifler gelmedi Samet. Yani ben de şaşırıyordum mesela yurt dışında olsam ben çok farklı yerlerde olabilirdim diye düşünüyordum. Çünkü iyi işler yaptığımızı düşünün. O dönemde bekledik fakat öyle teklifler gelmedi. Tabii biz de network'ümüz daha yeni geliştiriyoruz, şey yapıyoruz ama gerçekten kolay olmuyor. Sonra ben riska... Bunu neye bağlıyorsunuz hocam? Türkiye'deki bu teknik direktörlerin seçimi... Seçen mercilere... Çok basit, çok basit. Söyleyebilirim. Ben artık 10 yıldan beri buradayım, oraya da gelebiliriz. Seçen mercilerle alakalı bir durum yani. Şimdi siz o teknik direktörü seçtiğiniz zaman sizin kulübünüze uygun mu değil mi? Kendi vizyonunu anlatma açısından kendisini anlattığı zaman değil de el kaldırıp işte bu isim olacak diye söyleniyor. Olay da bitiyor yani. Anladım. O yüzden bu konuda seçen mercilere bakacaksınız yani. Ya iki tane kulübü çalıştırdı çok çok önemli fakat istediğimiz teklifler gelmedi. Biz dedik ya dedim İrfan Buz olarak ben bir şey yapmam lazım dedim. Bir risk almam lazım dedim. Malatyaspor'dan teklif aldım. Malatyaspor düşme potasında 7 müsabakada 5 puanı olan bir takım. Ben 2 tane Süper Lig takımını çalıştırmışım. Arkadaşlar beni bilenler yakındı ya. Ne yapıyorsun? Gitme oraya. Çok büyük bir risktir yani. Bunları ya bana söylediler. Fakat dedim ki ya ben bir şeyler yapmak durumundayım dedim yani. Biz de gittik Malatya'ya. Malatya ilk senemizde işte düşme potasında değil neredeyse playoff'a çıkarıyorduk. İkinci yılımızda da şampiyon olduk yani. Evet. Şimdi Türkiye'ye geldim kısa bir dönem 3-4 sene sonra şampiyonluk yaşadım yani Malatyaspor'la. O da çok müthiş bir olaydı. Hala insanların beklemediği bir şeydi. Malatya çok fazla hani sporla bilinen Bursa gibi, Eskişehir gibi, Kocaeli gibi bir de şehir değilken şöyle, bir anda spor şehri. Bir de şunu söyleyelim. Bu orada Göztepe, Sivasspor, Eskişehirspor gibi güçlü hem camia olarak maddi açısından da müthiş finansal anlamında güçlü kulüpler. Ama biz direkt çıktık yani Sivasspor'la beraber yani ikimiz de lige çıktık. O da benim için çok büyük bir bizim ekibimizle benim için büyük bir başarıydı yani onu söyleyebiliriz. Fakat Türkiye'de ne enteresansa o kadar büyük bir başarı elde ettik. Ondan sonra devam etmediler bizimle. Ertuğrul Sağlam'ı getirdiler biz de yine devam ettik. Devam edince Osmanlıspor'dan teklif aldık. Orada da Bülent Uygun ayrıldıktan sonra hoca
Bülent Hoca. Şimdi de Sivas'ta çok iyi işler yapıyor. Orada bir puan da aldık Osmanlıspor'u. Orada da çok büyük bir mücadeleye girdik. Çok iyi bir şeye girdik. Osmanlıspor'a gitmiştim. Yine ligde çalıştık. Son çalıştırdığınız takım? En son şöyle söyleyeyim. Daha değerli işte Samsun olsun mesela şeyleri. En sonunda biz Urfa'ya gittik. Urfa'da farklı bir seçim. Ondan evvel Giresun'daydık. Giresun'da gittiğimizde son 5 müsabakaya gitmiştik. 2 tane oynanmadı zaten. Hemen Fenerbahçe ile o ilk maçımız vardı. Fenerbahçeliler zaten bana çok kızıyor. Çünkü son yıllarda hep Fenerbahçe ile şampiyonluk serüveninde giderken takılma durumu bizde oldu. Takılma durumu oluyor. Berabere kalıyorlar. İşte en sonunda da Giresun'da böyle bir durumdu. Yani Giresunspor'da, Osmanlıspor'da, Malatyaspor'da hep Fenerbahçeliler gerçekten bizden yani o mücadeleden maalesef şey çıkıyor onların açısından. Siz kendi işinizin hakkını veriyorsunuz. Ya biz de tabii ki yani. Çıkıyor. Sonuçta Galatasaray'la ilgili de bir tane müsabakamız vardı. Son maç oynamıştık Galatasaray'la. Eğer onlar iki farklı kazanmış olsaydı Fatih Hoca şampiyon olurdu. Avarajla alakalı bir durum vardı galiba değil mi? Tabii. İşte Adem falan gol attı. Biz şey yaptık. Fatih Hoca da bayağı kızmıştı bize. Yapacak bir şey yok futbol. Yani Samet. Futbol. Ha, en son seçimimiz işte Urfa ile alakalı. Biz tabii orada bir seçim yaparken tamamen başkanla alakalı bir durumdu. Başkan dostumuz yani orada yardımcı olalım. İşte bize gel yardımcı ol. Hatta hiç düşünmüyordum yani. Biz ligi düşündüğümüzde işte biz oradan yardımcı oluruz. İşte bazen bu diyalogların da devam etmesi gerekiyor. Devam etmesiyle işte orada bir tercih yaptık. Oraya yardımcı olmaya çalıştık. Yine şimdi kadro şeyi çok kalitesi düşüktü. Biz geldik devre arasında iyi transferler şu anda da oynuyorlar. İnşallah dediğimiz gibi ligde de kalacaklar. Yani orada bir yardımcı olma durumu olduğunda öyle bir tercih kullanmıştık onunla alakalı. Süper Lig'in de aslında sonuçlanmasına sayılı haftalar kaldı. En üstü de konuşalım isterim. Maalesef en altı da konuşalım isterim. Çünkü evet. Pendik Spor şu an İstanbul Spor'un ardından ligin son sırasında. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun Süper Lig'in son durumunu? Şimdi son bir kere Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamalarını. Tamam. TFF'nin açıklamaları veya TFF ile başkanları ile şu andaki durumda artık fazla bir şey söylenecek bir şey. Zaten her şey ortada. Oraya da çok fazla girmek istemiyorum. Fakat lige baktığınız zaman şunu söylemek istiyorum. İki tane takımın kadro açısından bu kadar önde olması. Yani sanırım üçüncüyle arası 35 mi 37 puan mı ne var? Tabii ki burada Fenerbahçe'nin inanılmaz bir özlemi var. Fakat bir dezavantaj durumu var. 4 puan Galatasaray'ın da oyun anlamında kuvvetli bir oyunu görüyoruz. Bir tık önde herkesin de ben de öyle görüyorum. Galatasaray'ın bu saatten sonra bırakması biraz zor olacak gibi geliyor. Futbol bu tabii söylenemez. Fenerbahçe açısından da bana göre son yıllarda ilk defa bu kadar lider futbolcunun kadroda olması önemliydi bu sene aslında. Herkes onu bekliyordu. Dediğim gibi burada Galatasaray'ı bir tık önde görüyoruz. Oyunu da bir tık önde görüyoruz. Çünkü aynı zamanda da tecrübe açısından da yani son yıllara baktığınız zaman tecrübe açısından da biraz daha sakin görünen bir Galatasaray. Daha emin görünen bir Galatasaray var burada. O yüzden tabii ki futbolda son 4 müsabakaya girdik. 4 puan. Ama ciddi bir puan yani. Futbol çok ciddidir. Kısa soru kısa cevap yapalım o zaman. Okay. Derbiyi Galatasaray mı Fener mi kazanır? Ya da nasıl biter? Vallahi derbiyi kazanmak zorunda olan Fenerbahçe'dir. Ancak ben şöyle söyleyeyim. O zamana kadar kaç puanla girilecek o da çok önemli. Yani berabere bitebilir en kötü. Galatasaray kazanır. Cevabı aldık. Yani. Peki ligi kim göster? Şampiyonluk yolunda kim daha avantajlı? Tabii sanki ki, Galatasaray gibi anladım ben ama doğru mu anladım? Doğru. Şimdi 4 puan önde. Tabii bu dezavantaj yani bu 4 puan dezavantaj. Bir de dediğim gibi oyun anlamında da kuvvetli bir oyunu olan bir Galatasaray var burada. O yüzden avantaj olarak Galatasaray. Peki ligin alt tarafı. Sıralarına bakalım. Orada da çok müthiş bir mücadele var. İstanbulspor'un düşmesi kesinleşti artık. O kesinleşti diyebiliriz yani bu saatten sonra tabii bitmiştir. Diğer takımlara baktığın zaman hepsinin şansı var. İnan Pendik Spor'a geldiğimiz zaman Pendik Spor'da da çok değerli bir kadroya sahip. Pendik Spor'un düşmeme ihtimali var mı hocam? %100 var. %100 var. Yani şöyle hesapladığın zaman bana göre son 4 maçın tabii
içerideki müsabakaları da izledik. Yani semtimizin takımı hem teknik anlamda. Benim yakaladığım kadarıyla son iki hafta stat'taydınız. Başka izlediğiniz tabii, tabii. Şey, Başakşehir ama müsabakasını izledim ve aynı zamanda Kayseri müsabakasını izledim. Yani bir Pendikli olarak semtimizin takımı tabii ligde kalması bizi çok mutlu eder. Şöyle bir şey söyleyeyim. İlk defa böyle bir şey yakalandı yani. Buradaki insanların da bu fırsatla Süper Ligi izlemesi ve burada devam etmesi, futbol anlamında kalitesinin yükselmesi çok önemli. Bana göre kadrosu da çok çok iyi. Yani benim eski oyuncularımdan bir tanesi mesela Umut Nahir'dir orada. Önemli oyunculara sahiptir. Biz de Pendikspor'un tabii ligde kalmasını, ben Pendikspor'a son 3 müsabakasından 7 puan çıkardığı takdirde ligde kalacağına inanıyorum. 37 puanla ligde kalır diye düşünüyorum. Hocam, Süper Lig'deki 3. hocası İbrahim Üzülmez. Evet. Maçları da izlediniz. Evet. Belki yapılan yanlışlar veya eleştirileriniz veya belki olumlu gördüğünüz yanlar. Yok, şimdi o da bizim... Hocayla alakalı bunu sormuyorum ama şunu söylediğiniz için soruyorum. Pendikspor'un Süper Lig'de kalma ihtimali var, evet, dediniz. Sizin oyun anlayışınızı biliyoruz. Daha çok baskılı, ön alan baskısı yapan, evet, hücuma da ağırlık veren. Pendikspor'un kadrosu da buna müsait. Ama biz bunu sanki göremiyoruz şu son maçlarda. Daha kontrollü, daha pas oyunu, daha geride oyun kurmaya çalışan bir yapı. Bu da çok işlemedi gibi görünüyor. Biraz da Pendikspor'un oyun anlayışını, oyun tarzını değerlendirir misiniz? Ya şöyle söyleyelim, ben şimdi İbrahim... Teknik analizinizi merak ediyorum. Anlıyorum, hassas bir noktası. Hassas var. Nokta İbrahim tabii ki. Şöyle birincisi belki... şöyle bir şey söyleyelim. Biz kendi olduğu meslektaşımız olduğu için, daha yakın takımı olduğu için, oradaki verdiği kararlara her zaman saygılı olduğumuz için, ama öbür taraftan da semtimizin takımı yani. Evet. Biz de onların ligde kalmasını istiyoruz. Yani şöyle söyleyelim. Son müsabakada, Kayseri müsabakasında çok iyi başlayan, aslında Başakşehir müsabakasında da aynı. Ama burada çok iyi başlayan bir Pendikspor, birinci golü attıktan sonra 2'yi 3'ü bulma adına daha fazla girişimde bulunması gerekirken, biraz daha oyunu geriden alıp orada oyunun dönmesi tabii bizi üzdü yani, öyle söyleyebiliriz. Ancak potansiyele baktığınız zaman, takım içerisindeki potansiyele, ona sahipler. Gerçekten çok istedim kazanmalarını. O Samet, öne geçtiğiniz zaman, o fırsatı yakaladığınız zaman, çünkü çok büyük bir fırsat. 30 puandan 33 yapacaktınız yani. Şimdi 34 puanda öndeki olan bir takım. Tabii ki büyük bir fırsat ama şöyle bir şey. Siz şimdi Antalya'da 3 puan alırsanız bu hafta, dediğim gibi ligde kalma fırsatınız çok fazla. Bir de kadronuz da çok iyi yani. Kadronuzda da baktığınız zaman, oyuncuları saydığınız zaman, yani burada kaliteli oyuncu... Bado, NDI'ye baktığınız zaman, Mitro'ya baktığınız zaman, Mutlu'ya baktığınız zaman, yani Halil İbrahim Akpınar'a baktığınız zaman, yani o kadar çok oyuncu diye bir hepsini saydığınız zaman ve hamle oyuncuları da var yani, onu söyleyebiliriz. Ben umutluyum, öyle söyleyeyim. Pendikspor Futbol AŞ Başkanı Mahmut Türkoğlu. Baktığımız zaman gerçekten Pendiklerin sevdiği bir isim. Evet. İyi de bir yatırım yaptı ve Pendikspor Süper Lig'e çıktı. Önce, evet, birinci lige, sonra ardından hiç beklemeksizin Süper Lig'e çıktı. İyi bir yönetim anlayışı var. Ama galiba bazı hatalar, bazı iletişim hataları belki de, veya sizin gibi mesela değerli hocalara danışıldı mı, danışılmadı mı, bu tarz eksiklikler Pendikspor'u bugünkü durumuna getirdi. Çünkü Pendikspor deneyimsiz, tecrübesiz. Tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkmış. Hı. O zaman ne yapılması lazım? Belki de Süper Lig tecrübesi olan insanlarla bir iletişim kurulması lazım. Sorulması, sorgulanması lazım. Bu benim kısa bir yorumum olsun. Bu geldiğimiz noktada da son 4 haftada öyle bir şey söyleyin ki Pendikspor taraftarları, Pendiksporlar, Pendikliler daha heyecanlansın, umutlansın. Bir belki Süper Lig'de kalmak için tekrar o yeşerebilsin, filizlenebilsin onları. Evet. Ya şöyle söyleyeyim, bir kere ben stat dedim zaten. Deneyimli, tecrübeli, evet, bir insansınız. Söyleyecekleriniz gerçekten çok önemli. Şöyle, biz Pendikli olarak tabii ki kulübümüzün yani ligde kalmasını çok çok istiyoruz. Biz taraftarlar gibi aynı şekilde duygularımız böyledir. Çünkü sonuçta şöyle bir şey söyleyebiliriz. Biz üzüleceğiz yani. Sonuçta Pendikliler üzülecek yani. Böyle bir takımımızın ligde olması
çok çok önemli. Taraftarların ne kadar takımın arkasında olduğunu da gördük sonuna kadar. Yani ben çok farklı yerlerde ben çok şeyler gördüm. Yani 15. dakikada 20. dakikada çok tepki alan takımlar var yani. Burada sonuna kadar destek verip doğru yoldalar, onu söyleyebilirim. Bir tane kıvılcım, 1-3 puan alındığı takdirde burada bambaşka bir havaya bürünebilir takım. Çünkü o potansiyele sahip. Ama onu alması gerekiyor. Savaşmaları gerekiyor, inanmaları gerekiyor. İnşallah dediğim gibi teknik ekibiyle, İbrahim Hoca ile birlikte onlar gidip Antalya'da 3 puan aldıktan sonra ben buna %100 inanıyorum. Ben size net bir şey söyleyeyim. Eğer 37 puan alındığı takdirde Pendikspor ligde kalacak yani. Hocam teşekkür ediyoruz. Biz bu röportaj için gerçekten çok mutlu olduk. Sizin gibi kıymetli bir insanın Pendik'te oluşu, Pendikli oluşu, evet. Buralardan yetişmiş olmanız bizim için çok kıymetli. Bu röportajda her konuya aslında değinemeyebiliriz. Değinme şansımız yok ama İrfan Buzu canlı kanlı Pendik sokaklarında kısa bir söyleşi yapmak istedik. Bilmiyorum, son olarak sizi izleyenlere söylemek istedikleriniz var mı? Tabii, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bütün Pendikleri buradan selamlıyorum. Pendik'i çok seviyorum çünkü şöyle de bir şey, biz Almanya'dan buraya geldiğimizde hiç tatile falan gitmiyorduk. Denize buradan giriyorduk. Burası bizim için çok farklı. Aidiyet duygumuz tabii çok yüksek. Aynı zamanda benim rahmetli olmuş 3 ay evvel vefat etmiş babamız burada. Sanat Spor eskiden, eskiler bunu bilir. Takımın başında antrenör olarak kalmış birisi olarak. Futbolu çok seviyoruz. Pendik'imizi de çok seviyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. Gerçekten çok keyifli bir söyleşi oldu. Bundan sonrası için Pendikspor için de hayırlısı olsun. Pendikspor için de güzel günler İnşallah. Olsun. Sizin için de güzel günler olsun. İnşallah. Türk futbolu için de güzel günler olsun. İnşallah. İnşallah bir sonraki röportajımızın da sözünü alarak öyle söyleyelim. İleriki tamam. Günlerde daha güzel günlerde buluşmak üzere diyelim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Keyif aldım. Çok sağ olun. Sağ ol.